biraz spor organizasyonu şeyleri de başlayalım. Karşısında bir vallahi iyi soru diyelim. Şimdi orta sahada Anadolu'ya gelen bir dönem Erçuk'a kadar haberiz. Onun görüşlerini alacağız. Erçuk'a başlayalım. Kızıl olarak kim gelmesi gerekiyor? Evet değerli spor severler, sevgili izleyicilerimiz. Şimdi maça bize göre yıldızlı ve çok iyi oynayanlarından Okan'la beraberiz. Yeni transferimiz, yeni katıda ikinci yarıdan itibaren bizle beraber olacak. Bugün müthiş azmi, müthiş hırsıyla da herkesin tarafından takdir edildi. Bir de onun görüşünü almak istedik. Okan'cım öncelikle hoş geldin. Diyarbakır ilk gelişin herhalde. İlk gelişin herhalde. Neler söylemek istersen hem Diyarbakır için hem maçımız için. Ya maç işte ortada, ilk yarı biz biraz daha tutuk oynadık ama ikinci yarı çok istedik maçı. Kazanabilirdik, penaltımız falan verilmedi. Daha iyi olacak. Yani kaybedilmiş bir şey yok. Yani ben şampiyon olacak olmak için geldim buraya genç yaşta. Yap ya onlara. Takıma da inanıyorum yani. Şampiyon olacağız inşallah. İnşallah. 21 mi? Ayağına sağlık. Konuşmayın onlara, protesto ediyorsunuz. İnşallah en iyisi daha iyi olur. İnşallah. Kardeşim. Deniz abi öncelikle tebrik ediyoruz. Uzun bir aradan sonra golle döndüm. Neler söylemek istersen hem ikinci yarı için hem bu maç için neler söylemek istersin? Öncelikle bütün taraftara, buraya gelenlere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizi çok iyi desteklediler. Bu zor dönemde son 4-5 haftada hiç galip gelemedik. Bir gün de gelemedik ama bir puan bizim için 3 puan gibiydi. Çünkü ikili ve Aybaraş'ta Erzurum'dan daha iyiyiz sonuçta. Bir puan bizim için 3 puan gibi oldu. Herkese teşekkür ediyorum. 17 final maçımız var. Bir gün bir final maçını bitirdik. Haftaya Konya maçı var. Hafta haftaya bakmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi, herkes de dediği gibi, biz bu sezon şampiyonlukla bitirmek istiyoruz ve şampiyonluğu, o kupayı rahmetli kaptanımıza götürmek istiyoruz, armağan istiyoruz. Artık takım kaptanısında büyük yüklerin daha da fazlalaştı. Yeni transferler için neler söyleyeceksin? Öncelikle kaptan derken ben hala ikinci kaptanım. Yani ikinci kaptan oldum çünkü bizim kaptanımız şeyimiz Özer'dir. Yeni transferler için bugün 3 yeni transfer oynadı. Kaleci Kurtuluş, stoper Şahin ve Okan, özellikle göze batan Okan'dı. Gerçekten çok iyi performans sergiledi. Evet. İyi savaştı, iyi ayak uydurdu Ahmet Spor'a. Hepsini seviyoruz. İyi karşıladık herkesi. Biz bir büyük aileyiz. Geçen sene Karagümrük'te oynadı. Sıkıntılar yaşamıştık ama bizim burada herkese kapımız açık. Bugün Okan olsun, yeni transferler olsun, Ahmet Spor formasını giyinen kim olursa olsun bizim ailemiz, bizim kardeşimiz. Ondan dolayı yeni transferlere de teşekkür ediyorum. Buraya gelmek gerçekten yürek ister. Ondan dolayı herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda hep beraber seviniriz ve kupaları getiririz. İnşallah. Biz de başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, değerli sevgili seyircilerimiz, şimdi Taner hocamızla beraberiz. Bu da yeni katıldı takımımıza. Kalitesiyle, tecrübesiyle bildiğimiz bir hocamız zaten. Şimdi onun görüşlerini almak istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz, şerefendiniz. Bir puanla da döndük maçtan. Artık neler söylemek istersiniz? Sen bu maç hem ikinci yarıdayız. Valla Antalya kampı çok verimli geçmişti ama bazı ufak tefek eksik noktalarımız vardı. Bu bizi acaba bu maçta sıkıntıya sokar mı diye biraz düşünceye girdik diyebilirim. Çünkü kırmızı kart gören bir Mansur vardı. Ardından sakatlanan bir Ercüment vardı. 5 günden beri antrenman çıkmadı. Onları oynatma şansımız çok fazla yoktu ki hamlede Ercüment'i kullanmak zorunda kaldık. Takıma yeni dahil olan Kurtuluş, Okan Demrek ve Şahin arkadaşımıza şans verdik. Onlar da dokuya gerçekten çok güzel oyuncular diyebilirim. Sanki 40 yıldan beri bu takımın bir parçasıymış gibi oynadılar. Maça gelince de maçta rakibe pozisyon vermeden kötü bir gol yedik, şanssız bir gol yedik.
ardından maçı çevirmek için de bizdekiler de gereken hamleleri yaptı. Çocuklar da çok gerçekten istekli arzulardı. Özellikle ikinci devre oyunun gerçek hakimi bizdik diyebilirim. Ama forvet hattında şu anda bir oyuncu arayışımız var. Bunu da yani oyuncu transfer etmek için değil, gerçekten bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu bulursak alacağız. Onun dışında oyuncular çok yürekliler, çok istekli, çok arzulular. Geri düşen, düştüğümüz maçı ilk defa bu sene çevirmişiz, beraber olmuş. En azından ben bunlara bir artı gözüyle bakıyorum. Erzurum'un ikili avarajı kaybetmedik, ikili avarajımız duruyor. Ve haftayı, her hafta puanla geçen her hafta, yarım sıf, yarım da olsa puandır diye bakıyorum. Geride kalan 16 haftayı, bütün maçlarımızı final niteliğinde oynayacağız. İnşallah arzuladığımız noktada olacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Seyircimizle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Seyircimiz gerçekten harika. Hem centilmenliğini ön plana çıkarttı bu maçta. Hem stadı doldurdular. Ben seyirciyi şurada takdir etmiştim. İlk çıktığımız kupa maçında Antalya'da 5-0 mağlup olmuş bir takımı. Hala Ahmet diye inlettiler Antalya'yı. Çıkışta bizi sevgiyle uğurladılar. Yani onlar için şunu gördüm. Onlar için galibiyet mağlubiyet önemli değil. Onlar takımlarına bir sevdayla, bir tutkuyla bağlanmışlar. Bu çok çok önemli bir takım taraftar için. Hani diyorlar ya, yensek de yenilsek de diye. Onlar hikayeden söylemiyorlar bunu, yürekten söylüyorlar. Seyirci 10 numara, ben çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. İnşallah sizle beraber şampiyonluk yaşarız. İnşallah. Görüşmek üzere. Şimdi rakibimiz başkanıyla ve kendi Nurullah Bey ile beraberiz, kendi başkanımızla beraber. İkisini beraber almak istedik. Gerçi Nurullah Bey de çok ısrarıyla beraber yaptık. Çok da güzel oldu. Diyarbakır'ın misafirperverliğini burada da göstermiş olacağız. Onlar da çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını mutlaka belirteceklerdir. Şimdi öncelikle misafir başkanımıza soracağız. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi yola çıkacaksınız herhalde. Yolunuz açık olsun. Şimdi onu bir belirteyim. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ilimiz için ve ama spor için. Evet. Şimdi misafirimizi gönderdik. Ev sahibi takımımızın başkanı Nurullah Bey ile beraberiz. Onu biraz daha tutmak istedim çünkü bazı sorularımız da olacak. O da bu işlerinde mutlaka cevap verecektir. Özellikle hayırlı olsun. Yeni bir yönetimle beraber de tekrar başkanlığa seçildiniz. Ondan sonra da zaten tam süreci başladı. Transferler devam ediyor. Yaptığımız transferler ortada. Gerçekten çok iyi ve kaliteli olmuşlar. Eksik bölgeleri siz de mutlaka biliyorsunuzdur. İkinci yarıdan beklentinizle ilgili soracaktım. Bu maçla ilgili düşünceleriniz ve transferlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya tabii biz de yani takımın eksiklerini biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Farkındayız. Ama şöyle bir stratejimiz var. Yani transfer yapmış olmamak adına transfer yapmak istemiyor. Gerçekten isabetli, iyi seçebileceğimiz hem ekonomik hem de kaliteli sporcularla çalışıyoruz. Bugün de 5 tane transferimiz vardı. Üçüncü bir sınavda aslında doğru işler yaptığımızı ortaya koyuyor. Şu anda bizim gönderilerimiz hocamızla akşam ilan sohbetimizle değerlendirme yapacağız. Muhtemelen İsa'nın da burada bir geç kardeşimiz var.
Ama şunu söyleyeyim, gerçekten imkanlar ölçüsünde, imkanlar koşulunda biz iyi transferleri tekrarlar kazanacağız. Yaptıklarımızı ortaladık. İnşallah daha da katılsınlar arkadaşlarımız. Biz şahsım ve yönetim adına elimizden gelen her şeyi iyi niyetimizle, samimiyetimizle çok ama çok kısıtlı imkanlar dahilinde en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Evet, ikinci yarıdan beklentiniz neler? İkinci yarıyla ilgili ilk maçımız geçti kaldı. 16 tane final maçımız. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu maçı hani değerlendirmek gerekirse maçın hemen başında çok talihsiz bir olay. Yoksa biz çok rahat maçı kazanabileceğimizi öngörüyoruz. Tabi ondan sonra rakip de kapandı. Açmak da zor oldu. Ama en zorunda her türlü takım. Onu da hedef olmak lazım. Tabi ikinci yarıda bizim hedefimiz en başta playoff, sonra da üst lige çıkmak. Eğer yapabilirsek direkt çıkmak. Bütün emeğimiz, bütün uğraşımız. Ama direkt çıkamazsak da mutlak sürede çıkarsın. Playoff'lar. Üstüne çıkmayı planlıyoruz. Tabii bu sadece bizimle istememiz de olmuyor. Yine bakın size basa basa söylüyorum. Bu takım çok ciddi ama çok ciddi kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu herkes bu takımdan bir şey bekliyor. Bu takımın evet manevi anlamda çok sahibi var. Herkes bu takımdan inanılmaz değer veriyor ama bunun sadece ekonomi bile ekonomiye dönmesi lazım. Yani bu takımın daha başarılı olabilmesi için, daha iyi şeyler yapabilmemiz için veya daha kaliteli transfer yapabilmek adına bizim de ekonomiye ihtiyacımız var. Ekonomi sıkıntılıyken çok güzel işler bazen yapmak mümkün olmayabiliyor. Bu anlamda da ben bütün kentin, Türkiye'deki bütün Diyarbakırlı insanların, Avrupa'daki bütün Diyarbakırlı insanların, AMES sevdalarının, AMES spor sevdalarının bu takıma destek vermesini istiyoruz. Buradan da ben çağrımı yapıyorum. Önümüzdeki günlerde de Diyarbakır'da başta olmak üzere bir yardım kampanyası başlatmış olacağız. Bunu da buradan ifade edeyim bu arada. Bununla ilgili valiliğe biz yazılarımızı verdik, başvurumuzu yaptık. Resmi anlamda AMES Spor'da tabi sunulması adına bir yardım kampanyası yapacağız. Buradan taraflarımıza, kitlemize yapmışken Diyarbakır bütün sivil yönetimi toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, valiliklere, belediye ve diğer bütün yapılara da destek olması adına çağrıda bulunuyoruz. Bunu hepimiz görüyoruz. Hani belediyelere yardım yapmaz diye bir kaygı yok. Her ilin belediyesi çok rahat yardım yapabiliyor. Bas bas çıkıp bununla reklamını yapabiliyor. En yakın örnek rakibimizdi bu hafta. Yani geçen hafta biliyorsunuz Erzurum'un ki biz orada gittiğimizde gördük. Aslında hani belediye neredeyse takıma sahibi. Bu anlamda bütün belediyeler çok rahat yardım yapabiliyor ama çıkıp rahat rahat söyleyebiliyorlar. Basına baktığımızda zaten her alan haberi var. Bu anlamda biz de hem büyükşehirin, hem alt kademe belediyelerin, hem valiliğin, hem bütün resmi kurum ve kuruluşların varsa spor bakanlıklarının bize yardımcı olmasını istiyoruz. Sadece adımızın amel olması, insanların bizde uzak durması gerektirmiyor. Burası bir spor kurumudur. Biz spor yapmamız gerekiyor. Spor yapmaya da devam edeceğiz. Kim bizi nereye çekerse çeksin. Bu anlamda da ben AMES Spor'a destek olması gerektiğini düşünüyorum ve onun çağrısında bulunuyorum. Evet, dediğiniz gibi yani bu desteğin sözde olmaması lazım artık. Zaten seyircimiz müthiş bir destek veriyor. Bugün de gösterdiler çok soğuk bir havaya rağmen tıkım tıkımdı. Ama bazı dinamitlerin de ayağa kalkması konusunda biz çok söyledik. Siz üstüne basa basa söylüyorsunuz. İnşallah bunlar gerçekleşir diye düşünüyoruz. Yapacak yani, da çok yine söylüyoruz hani sevgi karşıya yansıtırsanız, işte sevgiyi çocuğunu seversiniz, dokunursunuz, okşarsınız, seversiniz, hissettirirsiniz. Sporu seversiniz, kurumu seversiniz, AMES Spor Kurumu'nu, o zaman dokunacaksınız, hissettireceksiniz sevginizi. Sadece uzaktan sevmek de olmuyor. Ben seni seviyorum da bu işler olmuyor. Seviyorsak destek vereceğiz, emek vereceğiz. Maddi maddeyi takip edeceğiz. Evet, biz her zaman diyoruz, bu takım üst lige çıkarsa elimiz de üst lige çıkar. Çaycısından, çorbacısından, oteline kadar herkes de kazanır. O zaman herkes de bir takımda vermek zorundadır. Bu yolda başarılar diliyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Çok sağ olun. İnşallah gelecek hafta 3 puanla beraber daha mutlu, daha uzun bir şekilde buraya döneceğimize inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buradan tekrar bütün AMES Spor sevdalarına selam saygı gönderiyorum. Bize inansınlar, güvensinler. Yeteneğimiz çerçevesinde, kabiliyetimiz ölçeğinde AMES Spor'a gerçekten ciddi anlamda başarılı işler yapmak adına gönül koyduk bu işe. Buna biz gereğini yapacağız ama destek olması gerekiyor. Destek, destek, destek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.